Efendim, bankacılık teklifine yönelik yeni teklif meclise geldi. Bankacılık kanununa ilişkin yeni teklif meclise geldi. Bakalım o kanunda ne gibi değişiklikler var? Barko halinde ekranlarınıza geldi. Varlık fonu ile yapılan işlemler kredi sınırlamasına tabi olmayacak. Bununla beraber manipülasyon suçu cezası alt sınır 3 yıla çıkarılacak. 2 yıldı bunun süresi. Alt sınır olarak 3 yıla çıkartılacak ve banka ücret ve komisyonlarını Merkez Bankası belirleyecek ve bununla beraber de kalkınma bankaları da faizsiz esasa göre fon kullandırabilecek. İşte bankacılık kanununa ilişkin değişikliklerden bazıları bu şekildeydi. Şimdi ise detayları geliyor ekranlarınıza. AK Parti, bankacılık ve sermaye piyasaları mevzuatını değiştiren 40 maddelik yasa teklifini meclise sundu. Teklifle hem bankacılık sektörünün güçlenmesi hem de sermaye piyasalarındaki araçların çeşitlendirilmesi amaçlanıyor. Buna göre varlık fonuyla yapılan işlemler kredi sınırlamasına tabi olmayacak. Sistemik öneme haiz bankaların önleme planı yapma zorunluluğu olacak. Bankaları tehlikeye düşürenlerin imza yetkisi kalkacak. Piyasa bozucu işleme başvuran bankalara para cezası uygulanacak. Sermaye piyasası işlemlerine dair bilgi suistimali ve dolandırıcılık yapanlara hapis cezası gelecek. Manipülasyon suçu cezası alt sınırı 3 yıla çıkarılacak. Bankaların aldığı ücret, masraf ve komisyonlara yeni bir düzen gelecek. Artık bu ücretler Merkez Bankası tarafından belirlenecek. Düzenleme ile katılım, kalkınma ve yatırım bankacılığının geliştirilmesi ve faktöring şirketlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Yasa teklifine göre kalkınma ve yatırım bankaları da katılım bankaları gibi faizsiz esasa göre fon kullandırabilecek. Ayrıca vatandaşlara önemli ve büyük ölçekli projelere finansman sağlanmak suretiyle ortak olabilme imkanı getirilecek.